Arkadaşlar, ne zamandır bebek açımı isteyen bir arkadaşlar olduğu için ben de bugün bebek açacağım. Hem de Ever After High'da Raven Queen. Hadi açmaya başlayalım. Onu da çok zor kapatmışlar. Yırttım. Şimdi şuraya bakacağım. Şöyle açıyoruz. Ben çıkarttım. Açılıyor dedik. Şöyle. Şöyle bebeğimiz. Bu reklamda çıkıyor. Ok fırlattığını söylüyorlar zaten reklamda. Biz de aldık işte. Şimdi şurayı bir çıkartalım. Neymiş öğreneceğiz hepsini teker teker. Şöyle çıkartıyorum. Kremini kadar yapıştırmışlar. Saçına dikkat edelim. Şu şekil. Hep sadece bebek videosu çekiyordum. Bu sefer de böyle bir bebek açımı videosu çekiyorum. Şurası düşüyor. Şöyle. Bakın bebeğe. Hazırsanız şöyle bebeği. Şuradaki bandını da çıkartınca bebeğimizin ne anlama geldiğini öğreneceğiz. Çıkartalım diye. Bunun burası çıkıyor galiba. Biz çıkartalım. Bebek çok karışık duruyor çünkü. Şimdi bu aynı zamanda reklamda şurada da gösteriyor bakın. Şuradaki mor eteğini pelerin yapmışlar bakın. Biz de pelerine çevireceğiz. Hadi bakalım. Bakalım olacak mı? İşte bakın. Bekleyin. Oldu bakın şu şekilde. Hadi okunu da fırlatalım. Şurada arkada bir düğme var. Buraya basınca çekeceğiz ama önce bir şu bandı da çıkartalım. Şurayı bir açacağım. Şurayı açamıyorum. Nasıl bağladılarsa artık açılmıyor. Açalım. Aç. Şuradaki bandı şöyle sıkı bağlamışlar ki zor çıksın diye. Gerçekten de zor çıkıyor. Ben bile çıkartamadım. Bandı şöyle açacağım da bir şey de kesmek lazım yoksa bu olmayabilir. İnatçı çıktı ha. Ayarladım. Eli çıktı bakın oynuyor. Aşağı indirebilecek miyim bakıyorum. Oluyor. Ama biz fazla yapmayalım. Şimdi size detaylarını gösteriyorum. Şöyle başlıyorum. Şu arkadaki düğme var ya. Şimdi düğmeyle oku fırlatacağız. Hadi izleyin. Şöyle elini kızın buraya tutturacağız. Bakın tutturduk gördünüz mü? Şimdi arkadaki tuşa basıyoruz. Uçtu. Bakın şurada. Okunu fırlatıyor. Şu çıkıyor mu bilmiyorum. Buraya yapıştırmışlar çıkmıyor. Şöyle ayakkabıları böyle. Şu etek de çıkabiliyor arkadaşlar. Şöyle kolunu oynatabiliyor mu bakalım. Evet aşağı indirebiliyormuş. Bakın böyle indirdi. Hadi birazcık daha tanıyalım. Bebeğin bu elindeki ok sapanını çıkartıyorum. Oldu. Bakın çıkarttık mor. Mor ve pembe en sevdiğim renk. İpini de pembeden yapmışlar. Annemin de en sevdiği renk. Şu kolundaki bileklik çıkıyor mu? Şu taraftaki gerçek değil. Buradaki gerçek. Çıkarttık bakın. Şöyle yeşil. Bebeğimizin şöyle mesela bu şeyi kırıldıysa şunları da kullanabiliyorsunuz. Bunları da bağlamışlar. Hemen açalım. Çıkarttık. Bakın şöyle iki tane daha var oku.
Şurada da bir tane kart var. Deminden beri dikkatimi çekiyor. Neymiş diye bakalım hemen. Belki de yarayan bir şeydir. Hemen. Biraz yırtılmış arkadaşlar. Herhalde alırken yırtılmış olabilir. Burada yazılar yazıyor da yazıları biz anlamayız. Anlayanınız varsa okur. Bakın şöyle talimatları var. Şu 1, 2, 3, 4. Tam 4 tane, bu en son hali. Bakın şuradaki düğmeye basıyor. Bu da fırlatıyor. Ben ilk başta aldığımda bu talimat kağıdını görmemiştim. Babamla biz aldığımızda görmemiştik ama daha yeni görüyorum. Şöyle ne yapıyormuş burada? Burada bilekliği takıyor bakın. Bizim yaptığımız gibi oka tüfeğini takıyor. Buradan da fırlatıyor işte, tuşa basıyor. Fırlıyor kendisi. Şöyle kolunu boşaltırsak böyle sade bir böyle sade olabilir. Ayakkabısını çıkartırım da bir arkadaşımda denemiştim, adı Ayşegül. Çıkartınca biraz zor takılıyor, o yüzden biz çıkarmasak iyi olur. Sonra takılamayabilir. Kamerada bu arada babam var. Şimdi şöyle pelerini çıkartacağız. Pelerini. Bakın burası mohep gördüğünüz gibi. Arkası ise böyle çiçek desenli. Arada pembeler de gözüküyor. Şöyle hafif, ben görmüştüm demin pembeyi. Bazı arkadaşlarımız göremeyebilir pembe. Arada pembeler var. Şimdi tekrar okunu takalım. Bir de pelerinsiz kol bileğini takmadan da olur da burada illa takmamızı göstermiş. Bir de takmadan deneyeceğiz bakalım oluyor mu? Nasıl takılıyor? Ha. Şurada bakın, şunu koluna geçiriyorsunuz. Şunu da yumruğunun içine geçireceğiz. Hadi deneyelim. Geçirdik. Geçirdik. Şimdi kolunu böyle tut. Bakın ipi sade de gerebiliyor. Böyle deneyeceğim bir de. Böyle atamaz gerçi. Bakın. Böyle elini kaldırıyor sadece. Şöyle okumuzu içine, şuradaki delikten sokacağız. Şöyle sokan olabilir. Şöyle sokuyor. Sokağın oluyor bazı arkadaşlarımızda. Hazırsanız yine fırlatıyorum. Şurayı hedef tahtası olarak görelim. Fırlattık. Çok zevkli. Bir daha atıyoruz şimdi. Şimdi şöyle saçını isterseniz siz topuz yapabilirsiniz. Her model yaparsınız. Şu tacı eğer alanlarınız varsa şu tacının nasıl çıkarttığını bana yorumlarda yazabilirsiniz. Ben çıkartamadım çünkü. Hazırsanız bir daha fırlatacağım. Hedef tahtamızı alalım. Hazırsanız başlıyorum. 3, 2, 1. Bu sefer içine girdi. Hafif çıktı dışına. Sade tuş. Ben şu tuşu reklamda gördüğümde ne olduğunu tam bilmiyordum ama reklamda sonra da bir daha dikkat ettim bu sabah. Böyle parmağıyla kız buraya dokunuyor. Oku fırlatıyordu böyle. Taç nasıl yapıştırmışlar? Taç az bir şey oynuyor. Saçı yine çok güzel, siyah ve mor. Bu kötü kalpli kraliçenin kızı. Evet, doğru bilmişiz. Adı da yazıyor. Gerçekte bu kız bu aslında ve çok benzetmişler. O kadar çok benziyor ki bakın. Bir de şöyle bakın. Getirin. Harika durmuyor mu? Şimdi de şuradaki desenleri göstereceğim bakın. Şu desenleri, elmaslar falan var üstünde. Çok güzel duruyor. Şu eteğinde mavi çarpı şeklinde kareler. Böyle gördüğünüz gibi. Talimatlı iyice gösteriyorum ki belki böyle bebeği olmayanlar görüp aldırabilir diye. Fiyatı da çok uygun. Şöyle üstünde böyle bir tane kemeri var. Bakalım burada kemeri var mı? Evet, burada da varmış. Çünkü hepsinin buradakinin aynısını yaptığımda dudakları oynuyor. Bir daha ok atacağız sizler için. Kamerayı
kamerayı tutan bu işime teşekkür ediyorum tekrardan. Başlıyorum. 3, 2, 1. Merak etmeyin, çok kolay geri takılıyor. Ama ayakkabısı zor takıldığından yapmadım. Hazırsanız bakın şurada. Ayakkabısına da bakın. Ayakkabısının şurada yaprak desenleri var. Şöyle şöyle. Gözlerine de bakalım. Çok güzel duruyor. Tıpa tıp benzetmişler neredeyse. Bakalım, ok. Sıra oka geldi. Oku şurası delik. Çünkü böyle elini sokuyor iki parmağını. Şöyle bakın. Soktuk. Burası da böyle üstünde ne şekli var, burada gösteriyorum. Böyle elmas şekli var bakın. Burada da gösteriyor zaten. Gördüğünüz gibi. Şurada çizgi var. Burası çok süslemiş. Okulunu pek süslememişler ama Türkçen çok süslü bence. Şimdi kolunu tekrar bunu atacağız. Atılıp bitiriyoruz. Hoşça kalın. Bay bay, abone olun.